Zülfü Yüksel. Emir ve görüşlerinize hazırım komutanım. İskender Büyük geliyor. Ben bu adamı daha önce gördüm. Nerede gördün abi? Yıllar önce. Aslan Bey'in. Bu Polat'ın en vazgeçemeyeceği adamı kim Nazım'ım? Hiçbir adamından vazgeçmez efendim. Ama iki adamı onun için çok önemli. Memati ile Abdüley. Abdüley bu Zülfü Yüksel olan çocuk mu? Evet efendim. Zülfü Yüksel'i bilirim. Tanıştım onunla. En sonunda cenazede gördüm. Komutanım, tanımadınız mı beni? Komutanım, ben Zülfü Yüksel. Burada olduğunuzu duydum. Komutanım, beni duyuyorsanız gözünüzü kırpın. Komutanım. Kendime geldiğimde yaralıydım. Bir yol kenarına atmışlar beni. Birileri adımın Abdüley olduğunu söylüyor. Aslan Akbey'e ulaşmaya çalıştım ama ortalarda yok. Sizin burada olduğunuzu öğrenince geldim. Bana yardım edin. Aslan Akbey'i bulmam lazım. Komutanım. Adam beni öldürse haberin olmayacak. Sen nerede kaldın gerizekalı? Özür dilerim efendim. Bir daha benden özür dileme. Emredersiniz efendim. Telefonunu ver. Al. Al şunu bir yere bağla. Polat Alemdar'ın adamı Abdüley buraya geldi. Hafızamı yitirdim diyor. Bu işin aslını bir öğrenin. Neyini öğreneceğim? Öldür gitsin. Ben sana kimi öldürüp kimi yaşatacağını söylüyor muyum? Öğren diyorsam öğren. Ben seni arayacağım. Alo? Feller'in rehin aldığı Polat Alemdar'ın adamının adı neydi? Geç gülüm içeri. Nereden geldi anlamadım. Bir baktım ki dükkana ateş düştü. İçeride konuşun Hikmet. Herkese merhamet merhamet. Herkes iyi olsun, adam olsun. Al işte. Yakarlar dükkanını böyle. Evladım. Merhamet ettin diye bunlar olmadı. Niye oldu o zaman?
Bize ne elin çocuğundan? Elin çocuğu dediğin çocukla evinin duvarı sırt sırta. Bahçen sınır. Aynı suyu içiyorsun. Aynı lokmayı paylaşıyorsun. Kim var bu işin arkasında onu bir öğrenelim. Gereğini yapalım. Ne istiyor lan bunlar bizden? Hikmet. Ah, bırakın bunu, bırakın. Hikmet, babamı içeri sok. Baba dikkat et. Baba, iyi misin baba? İçeri anne. Baba içeri. Evladım yapma. Yürü. Geçelim içeri baba. Feller konuştururken bir ilacı aşırı dozda vermiş. Abdüley'in hafızasının 10 yılını almış. Demek ki bu Amerikalıların her yaptığı yanlış değil. Öldürecek misin, yaşatacak mısın? Adam komutanım deyip karşımda esas duruşta dikiliyor. Ben böyle adamı öldürür müyüm? Siz birlikte mi çalıştınız? Güneydoğu'dan geçip de İskender Büyü tanımayan mı var? Hepsinin kahramanıydım ben. Birlikte çalışmadınız yani? Aslan Akbey'in adamıydı. Çömezdi o zaman. Ben yanımda çömez gezdirmem. Aslan o işleri severdi. O çömezlerden biri Türkiye'yi parmağında oynatıyor. Kırarız, kırarız. Onun da parmağını kırarız. Çöz zülfümü. Gel zülfüm. Gel. Amcası ve eşinin vefatından sonra Peygamber Efendimiz'e Mekke'de baskı ve zulümler artmıştı. Efendimiz akrabalarının da bulunduğu Taif'e onları İslam'a davet etmeye ve beraber olmaya çağırmaya gitti. Taifliler Hazreti Peygamber'i dinlediler. Taifliler içindeki bazıları saltanatlarının ve düzenlerinin bozulacağı korkusuyla insanları örgütlediler. Dönüş yolunda çocuklara ve kölelere para vererek Peygamber Efendimiz'i taşlatmaya başladılar. Evlatlığı Zeyd ne kadar feryat ettiyse yapmayın, etmeyin diye taş yağmuru sürdü. Efendimiz kan içinde kaldı. Cebrail aleyhisselam o anda orada belirdi. Peygamberi üzüntü ve kanlar içinde görünce öfkeyle "Ya Muhammed, emret şu dağı Taiflerin başına yıkayım." dedi. Merhamet peygamberi "Onlar bilmiyorlar." diye buyurdu. Biz alemlere merhamet için geldik. Onlar değilse onların çocukları.
Onlar değilse onların torunları. Bizimle, bizim yolumuzda yürüyecektir, dedi. Baba, o peygamberdi. biz de onun yolundan gidenleriz işte. Bu işin arkasındaki kim? Mahallenin sorumlusu var. Adem Başkan. Sen burada bekle. Ne yaptın Adem? Efendim, emrettiğiniz gibi dükkana molotofla saldırdık. Üstüne çocuklar Polat Alemdar'ı taşa tutmuşlar. Polat da mı oradaymış? Babasının yanındaymış. İyi, daha iyi olmuş. Benim ismimi öğrenebilir Polat Alemdar. Biraz ortalıkta gözükmeyeyim diyorum. Gözükmemen lazım. Kaçanın kim olduğunu öğrenin, gebertin. Hadi! İskender Büyük beni öldürmekle tehdit etti. İskender? Onun ne zaman dili çözülmüş? Hastaneye polisleri yolladım. İskender'in böyle bir şey yapması mümkün değil dediler. Ama ben inanmıyorum. Bildiğim kadarıyla İsrailler İskender'i bir süre yanlarına aldılar. Ama bir netice çıkmayınca götürüp geri bıraktılar. Belli ki bir netice çıkmış. Benim üstümden sizinle pazarlık yapacaklar. Biz seni pazarlık konusu yapmayız Davut Bey. Ama yine de soralım bakalım. İskender'in durumu neymiş? Aslan Akbey'i Polat Alemdar mı öldürdü? Öldürdü. Ben yanında değil miydim o zaman? Bana geldin. Ne yapayım diye sordun. Ben de Polat'ın yanında görevini sürdüreceksin dedim. Peki niye Polat Alemdar'ı öldürmemi emretmediniz? Arkasındakileri öğrenelim diye. Keşke her yaptığım doğru olsa Zülfüm. Bizim de hatalarımız oldu zaman zaman. Onun da bedelini gördüğün gibi burada ödüyoruz. Polat bizi Amerikalılara sattı.
Bunun bedelini de o ödeyecek. Sen ödeteceksin. Emredersiniz komutanım. Tekrar Polat'ın yanına döneceksin. İyileşmiş gibi yapacaksın. Ben zaten iyiyim. Biliyorum evladım, biliyorum. Onlar bilmiyor. Sana tek tek Polat'ın bütün adamlarını, sistemini anlatacağım. Hani ola ki akıllarınca seni test etmeye kalkarlar, falso vermeyeceksin. Onların inandığı Abdülley'i nasılsa öyle davranacaksın. Emredersiniz komutanım. İlk vazifen olarak birini öldüreceksin. Adem Başkan'a vurdular. Ne? Burası abi. Sen arabada otur. Sakın dışarı çıkma. Ara sokaklara girdim. İzimi kaybettirdim. Emin misin oğlum takip edilmediğine? Adem hanginiz? Adem Başkan'ı öldürdüler. Örgüt mü öldürdü? Yok abi. Kimin sıktığını görmedin mi? Ben uzaktaydım abi. Bana baştan anlat bakayım. Adem abi demişti ki gidip bilgi vereceğiz. Kime diye sordum. Zamanı gelince sen de öğrenirsin dedi. Ben oraya gidene kadar bizimkiler zannettim. Ama takım elbiseli kravatlı birileriyle görüştü. Biraz konuştu. Sonra kafasına sıktılar. Nerede? Ünsal Bey yerinde misin? Sana uğramam lazım. Geliyorum. Müsteşarlığa mı abi? Evet. Ama önce bir yere uğrayacağız. Bakalım bu işin arkasında hangi takım elbiseliler var. Tükürün. Geçici kaplama yaptım. Aslında gelmişken halletseydik. Çok işim var. Ben yarın ya da öbür gün yine gelirim, tedaviyi tamamlarız. Siz bilirsiniz.
Hoş geldin. Buyur. Bu saatte geldiğinize göre olağanüstü bir durum var. Artık yaşadığımız her şey olağan. Bizim Hikmet'in dükkanına molotof atıyor örgütçüler. Taşa tutuyorlar. Üstlerine gidiyorum. Bu işi organize eden çocuk Adem infaz edilmiş oluyor. Örgüt mü infaz etmiş? Yok, değil. Kim o zaman? Bilmiyorum. Onu bulalım diye geldim. Araştıralım. Bu Adem dediğinin soyadını biliyor musun? Sizin adamınız mı? Bilmiyorum. Sorayım çocuklara. Ahmet buraya gelsin hemen. Abdüley nasıl oldu bu arada? Ona da canım sıkkın zaten. Feller öyle bir hale getirdi ki canlı cenaze. Gel. Bizim muhbirlerden biri mi bu? Evet efendim. Öldürülmüş. Bilgim yok efendim. Araştırın. Çıkabilirsin. Emredersiniz efendim. Sizin muhbirinizi kim öldürecek? Örgüt öğrenmiş demek. Bana ait bir yeri bastığı gece mi? Arkasını kurcalama diye yapmıştır. Örgüt ne zamandan beri kravat takıyor? Bilmiyorum Polat Alemdar. Araştıracağız, bulacağız. Sana gel bu işin içine girelim. Örgütün arkasını çözsen çözsen sen çözersin dediğimde yok dedim. Bak, zaman beni haklı çıkardı. Benim işim gücüm var kardeşim. Ben sana fellerle uğraşma demiyorum ki. Biraz kurcalasan zaten arkasından o çıkacak. Polat, gel bu işin içine girelim. Ardına kadar gidelim. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, yeter ki bu işi bitirelim. Hı? Memati sonra konuşalım. Usta Abdülay hastaneden kaçmış. Bir bu eksikti. Tamam Memati, geliyorum. Bana Adem'i kimin öldürdüğünü bulun. Üstünü, bağlı olduğu ekibi öğrenin. Bir bakalım arkasından ne çıkacak. Tabii ki. Nerede kardeşim Tuncay? Efendim, Tuncay beyefendi defaatle aramama rağmen telefonuma cevap vermedi. Hastane müdürü değil mi kardeşim? Ne demek açmıyor? Tuncay Bey şimdiye kadar biriktirdiği yıllık izinlerini kullanıyor diyelim. Ki yaklaşık 4 yıl eder toplamı. Mesaj at gelsin. Abdülay ortada yok. Başlarım onun iznine. Burası devlet dairesi mi kardeşim? İzin değil efendim. Ağır depresyon. Anladık Hüsnü, anladık. Anlama ihtimaliniz yok Memati Bey. Yaşamayan bilmez bunu. Buraya niye toplandınız? Ne yaptığımızı biliyor muyuz usta? Kazım taburcu oluyordu, biz de geldik işte. Çöplüğe baktınız mı? Çocukları yolladım, oraya gitmemiş. Tedbiren birini diktim usta. Doktorlar ne diyor? Kafası biraz daha gelip gidecekmiş. Normal diyor doktorlar. Nesi normal? Abdüley bu, Abdüley. Bir tane dostumuz varsa 1 milyon düşmanımız var. Düşman dinler mi kafası yerinde değil? Abi özür dilerim. Benim kabahatim ama öyle bir rol yaptı ki inandım iyileştiğine. Erhan, oyun oynamıyoruz. Gördüğün Abdüley senin arkadaşın, kardeşin, canın ciğerin değil. Sadece onun sureti. Bunu böyle kabul edeceksin.
ta ki iyileşene kadar. İyileşene kadar onun gölgesi olacaksın. O nereye, sen oraya. Anladın mı? Anladım abi. Tamam. Abi Abdülay hastaneye giriş yapmış. Abi özür dilerim sizi üzdüğüm için. Memati abi senden de özür dilerim. Erhan senden de. Nasıl geçti görüşmen baba? Kötü. Neden? Hiçbir şey bilmiyormuş gibi yaptı. Belki sahiden bilmiyordur. Ya da hakikaten İskender elini kıpırdatamayacak haldedir. Fark eder mi kızım? Eğer tehdit eden İskender değilse... beni öldürüp işi İskender'in üstüne bırakacaklar. Neden? Sen onlar ne istiyorsa yaptın. İsrailler Polat'a yaptığım yardımın bedelini bana ödetecekler. Ama sen fellerin izni olmadan, bilgisi olmadan yapmadın ki. Bilmiyorum kızım. Hiçbir şey bilmiyorum. İskender'in rol yapıp yapmadığını ben anlarım. Nasıl? Beni görürse kayıtsız kalmaz. Adamınız Davut'u tehdit etmiş. Hangi adamımız? İskender Büyük. İskender birini tehdit edebilecek durumda mı? Götürüp tedavi etmeye çalıştığınızı biliyorum. Var mı bir umut? Davut Tataroğlu'nu tehdit ettiğine göre var demek ki. Davut'u her kim tehdit ettiyse umarım sonucuna ulaşır. Eğer sizin için çalışıyor olmasaydı biz bu işi zevkle yapardık. Eğer benim adamlarımdan herhangi birine bir şey yaparsanız bunun bedelini ödersiniz. Bugüne kadar size direkt hiçbir hamlem olmadı. Ama bundan sonra olacaktır. Siz bize saldırırsanız, biz de size saldırırız. Unutmayın ki sizin burada ne kadar gücünüz varsa, bizim daha fazla gücümüz var. Siz Türkiye'ye ne kadar yakınsanız, biz daha yakınız. O zaman birlikte görelim. Siz hamlenizi yapın, ben de hamlemi. Gülüm iyileştiğine bir sözüm yok. Ama bir süre burada kalman lazım. Abi hakikaten iyiyim. Sen ne diyorsan onu yapayım ama... Oğlum beni hastaneye zorla yatırmadınız mı? Bunu da öyle düşün. Ben buradan çıkmayacaksın demiyorum Abdülay. Yalnız gezme diyorum. Erhan yanında olsun, nereye istiyorsan oraya git. Peki abi. Yengenin işini hatırlıyor musun Abdülay? Ebru yenge mi? Evet, Ebru yenge. Bir şey mi oldu yenge? Yok Abdülay, bir şey olmadı. Her şeyi de hatırlamak zorunda değilsin. Buyurun. Sağ ol evladım. Sağ ol.
Başka bir şey ister misiniz? Yok, teşekkür ederim. Burada mı doğuracaksın çocuğu kızım? Evi terk eden ben değilim baba. Evladım, sen öfkelenince karnındaki çocuğa bile yok diyorsan, Polat da öfkelenince sana yok der. Polat eve dönmemi mi istiyor? Ben bize dönmeni istiyorum. Gerisi size kalmış. Babacığım, hem seni hem Nazife annemi hem annemi üzdüğümü biliyorum. Ama ben de çok üzgünüm. Müsaade edin. Üzüntüm geçene kadar burada kalayım. Polat gelip seninle konuşsa fikrin değişir mi? Bay Şamo'yla Vedo geldi. Gelsinler. Dayı, ya bu yegenim yine bir halt mı ya daha? Daha otunu vermedim. Versem yiyecek. Dayı, vallah pis kulağını çekmişim o. Yemin ediyorum sana böyle uslu uslu pislik gibi sobanın yanında duruyor. Aha bu cıva. Sizin yanınızda pislik gibi olurum Zaza dayı. Ama gönderdiğin her yerde aslan olurum. Adamı duy işin Cevher. He dayı, duyayım. Eferim. Şemu, sizi ortağım yaptım ha. Biz kimiz? Senin ortağın olmak kim dayı? Estağfurullah. Niye? Sen beni sevmiyor musun? Vallahi ben canımdan çok seveyim. Seveyim seni Zaza dayı. Adam mı duysun Cevher? He dayı, duyayım. İki kulağım sana feda olsun Zaza dayı. Vedo. İki kulağınla kurtaramazsın kes sesini. Hele dayı bir dinleyek. O malları satın. Parasını da bana getirin. Yüzde kaç verek Cevher'im? Neyin yüzdesi dayı? Biz kime yüzde vermişik? Yüzsüz olma Cevher'im. Yüzsüz olma. %10 bize yeter dayı. Adamımı duyuyor musun Cevher? Bunu duymamış olam dayı. Ben %5'i elini öpem Zaza dayı. Tövbe de lan. Dayı, biz bu işleri bilmeyiz. Sen bizi affet ha. Örgütçülüğü bilirsin. Vır 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 konuşup milletin beynini uyuşturmayı bilirsin. Bunu mu bilmişsin? %2 verdim. İki. Dayı kilosunu kaça satacağız? Şşş! Hadi kapıyı, hadi! Bay biri gelmiş seni görecekmiş. Bu saatte. Hayır mı Cevher'im? İskender Bey'den haber getirmişmiş. Mişli yemişli konuşma Cevher. Nereden çıktı bu şimdi?
kim gönderdi seni yeğenim? İskender Büyük size selam söyledi. Kendisini ziyarete gelmenizi emretti. Biz geldik kardeşim. Lokumumuzu bile yemeden apar topar götürdüler. Bana emrettiği bu. Sabah hastaneye gelmenizi istiyor. Ya ben hastane sevmeyeyim ha. Gitmeyek mi değilsin dayı? Lokum aldım Cevher, lokum. Dayı adamın şekeri var ha. Ya oğlum, İskender Büyük ayağa kalktığına göre birini sünnet edecek. Kimi kesecekse lokumu ağzına tıkacağız. Memati örgüt işi senin. Usta ben ne anlarım örgütten mörgütten? Örgüt dediğim dağda değil, sokakta memati. Sokağı da senden iyi bilen yok. Usta iş çoluk çocuğa düşmüş. Ben şimdi kimi bulayım da ne yapayım? Sen git Zaza'dan işin arkasını öğren. Devletten öğrensek daha iyi değil mi? İstihbarattan falan. Sabıka kaydı istemiyorum. Kim kimi kullanıyor, kimin arkasında kim var onları istiyorum. İyi o zaman usta. Ben Zaza'ya gideyim. Hem de bir teşekkür hediyesi götürmüş olurum. Erhan Abdüley'in yanından ayrılmasın. Sıkı markaja alsın. İyi görünüyordu usta. İyidir, kötüdür bilmem Memati. Sen dediğimi Erhan'a söyle. Senin başka bir işin mi var usta? Fellerin yerini öğreneceğim. Nasıl? Bulacağız bir yol bulut. Selamünaleyküm. Ya benle kafa mı buluşayım? Dediler ki İskender Bey ayağa kalkmış. Bak vallahi kulağınla oynarım ha. Otur şuraya, serseri serseri konuşma. Nasıl bileyim tutulacak damarını? Tamam bak, kulaklarımı açmış seni dinleyeyim. Soy ismin kadar geçmiş olsun. Lokum iyisin. Bu cevher yok mu? Sağ gitmiş lokum almış. Ben dedim. Oğlum olmaz dedim, adamın şekeri var dedim. Ama... Zaza, senden delisini bulduğum gün senin kafana sıkarım. Ona göre ayağını denk al. Bulamazsın. Bırak memleketi, dünyayı gez dolaş, bulamazsın. He? Polat Alemdar'la fink atıyormuşsun. Ya sen dedikodulara ne bakıyorsun? O porikli aslan adamı bilmem kafayı mı yemiş, bilmem işkence mi görmüş, ne olmuş? Gelmiş bizim çocukların yerine çökmüş. Ben ne dedim güdem kafasına... Ya tamam tamam tamam, kes kes. Tamam dinleyin. Sen dinlemişsin, ben dinleyeyim.
Nedir durum, anlat bakalım. Bu Mehmet Pirket'in adamı yok mu Ayırbağım? Heh. Katırcı Bedo'yla bir olmuşlar, örgütün tozuna çökiler. Ben de ortak ettiler. Niye ettiler? Niye edecekler? İhaleyi sırtına bırakacak keriz ariler. Ben de buldum iki keriz. Onların sırtına yükledim, göttüler. Başka? Polat Alemdar'ın babasının dükkanını mı yakmış örgüt, ne? Niye böyle bir şey yapmışlar ki? Bilmiyorum. Vardır bir hesapları. Adam Mehmet'i yok mu? O aradı. Dedi, hel dedi, gelem seni bir görem. Ben dedim iyi gel. Aslını aslarını öğreniriz. Ne yapıyorsan yap ama başından sav gitsin. Seninle işim var. Hayır mı? Benim çocukları senin orada toplayacağız. Sana bir liste vereceğim. Adamını yolla, hepsini çağır. Sen geldi misin? Geleceğim. Çok şükür. Devlet ayağa kalktı. Kaplamanın altına bunu yerleştireceksin. Nereye gittiğimi, nerede olduğumu bununla takip edeceksin. Biraz canın yanacak. Önemli değil. Hangi diş? Randevu verildiğinde sana nasıl ulaşacağım? Mehmet'i, bu ne? Hediye getirdim sana. Bilirim, sen antikaları seviyorsun. Vallahi sen beni çok sevmeye başladın ha. Hayır olsun. Gel, hele şunun kontağını bir çevir hele. Bakak ne diyor. Tam bana göre bir oyuncak getirmişsin. Sağ olasın. Hele seni. Sana nasıl teşekkür edem? Örgütle başımız dertte. Nasıl? Devlet olarak mı söylüyorsun bunu yoksa Mehmet'i olarak mı? Hem o hem o. Kendi halk meclislerini oluşturmaya başladılar. Artık örgütün şehirdeki sorumlusunun başında bir de komiser mi ne var? Hem partinin işine bakıyor hem örgütün işine bakıyor. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Örgüt dağdan inecek ya. Şehre alışılar. Burası dağa benzemez. Buranın kaideleri başka. Bu bize bulaşanlar. Vallahi sizinkileri bilmeyeyim. Ama öğrenirim. Zaza, Polat Alemdar diyor ki ben örgüt mörgüt tanımam.
Sokaktan bir taş atıldı mı Zaza'dan bilirim. Sokakların sahibi olarak bizi bilmesi iyi. De, taş atan her elde kıramam ki, karşımda koca örgüt. Sen kıramadığın eli söyle, ben kırarım. Yeter ki her şeyden haberin olsun. Porikli nasıl oldu? Kafası düzeldi mi? İyi. İskender Bey, hangi odada? Koridorun sonunda, sağdaki oda. Teşekkür ederim. İyileştiğini duydum, çok sevindim. Hastalandığında tek tesellim, aramızda geçen kötü şeyleri unutma ihtimalin oldu. Beni duyduğunu biliyorum. Seni hiç kimseyi sevmediğim kadar sevdiğimi bilmeni istiyorum. Ayağa kalkar kalkmaz ilk beni görmeni istiyorum. Efendim baba. Tamam baba. Akşam gider konuşurum. Baba şimdi işim var. Ertelediğim falan yok baba. Ama hanımefendinin keyfi olsun diye işimi gücümü bırakıp yanına gidemem. Tamam baba tamam. Gidiyorum. Cahit önce Sedef'in evine gideceğiz. Peki abi. Severim. Ambulistedekilere tek tek git, davet et. İskender Böğün çağırdığını söyle ha. Hayır mı dayı? Bir yeni cami varmış. İnşaatı yarım kalmış. Yardım rica edecek. O zaman çok büyük hayır dayı. Hayır severim, hayır. Benim adım Şerru. Hayırla ne işim olur? Ya geç çağır dediysem geç çağır. Emredersin dayı. Ben İsraillerle konuştum. Bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Ama sen yine de üst düzey korun Davutcuğum. İskender'le ilgili bir şey söylediler mi? Konunun İskender'le alakası yok. İsrail direkt seni hedef almış durumda.
Polat'ı onların yerini sizin bilginiz dahilinde söyledim. Bunu onlar da gayet iyi biliyorlar. Bana saldıracak değiller ya. O zaman gitsinler Polat'a saldırsınlar. Onların alışkanlığı bu. Hiçbir zaman direkt vurmazlar. Neden engel olmuyorsunuz buna? Mesela gazete ya da televizyonsa devredeyim. Engel olmazsam buraya gelebilir miydin Davutcuğum? Senin olanlar sende kalacak. Senin olmayan her şeyi zaten devredeceksin. Bunun açılışını yap. Bazı bölümler üç gidiş. Ters dönmüşün, önüne bak bak. Ters dönmüşün, kartına bak bak. Ne oldu sen tepe taklak olmuşsun? Soldan sağ beş harfli bir ilimiz. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Erhan, kalk ofise gidelim. Abdülcüm, ofis mi ofis yok. Orada da oturacağız, burada da oturacağız. Ne güzel sıcak yerimiz var. Biraz oturur yine geliriz. Abdül, senin yüzünden sürekli fırça yiyeyim mi istiyorsun? Polat abi, istediğin zaman istediğin yere gidebilirsin dedi. Sana başka konuşuyor, bana başka konuşuyor. Bana da hastaneden çıkma dedi. Ben tek başıma gideyim demiyorum. Birlikte gidelim. İstemem. Harbi sen bu kolundan sonra emekli olmuşsun. Emekli memekli deyip benim canımı sıkma. Kalk. Ama biri bir şey sorarsa ben istedim. Erhan'ı zorladım diyeceksin. Davut Bey, anlamıyor musunuz? Benim yanımda bu konuyu konuşmuyorlar. Emati biliyordur. Ona da söylemiyor. İçeriye dinleme cihazı koy. Kimseyle konuşmuyor ki dinleyeyim. Polat'ın temasta olduğu kişi dışarıdan biri. Muhtemelen Amerikalı. Yani bizim tanıdığımız biri değil. Boş konuşuyorsun Bulut, boş. Sana öğren diyorsam öğreneceksin. Ne yapacağım? Temizlik yaparken bilgisayarını mı karıştıracağım? Gerekirse karıştıracaksın. Bilgisayarı da yok. Yazdığı bir dosya da yok. Şifreli bir çantası da yok. Gizli bir kasası da, konuştuğu kimse de yok. O zaman bütün sistemini nasıl yürütüyor bu adam? Sistem mistem de yok. Sadece beyni var. Feller Abdüley'in beyninin içine gireceğine, Polat'ın beynine girseydi ya. Bakıyorum, Polat'a hayran olmaya başlamışsın. Bunlar gerçekler Davut Bey. İster düşman olun, ister hayran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben içerideyim. Sağ ol Sedef. Hazır mı eşyaların? Merhaba. Sana da. Hazır değilse hazırla eşyalarını. Niye hazırlayacakmışım? Babamlarda kalacaksın. Polat, ben senin kölen miyim? Evden git, babama git, onu hazırla, bunu yap. Ebru, hiçbir şey yapmamış, masummuş gibi konuşma. Karnında çocuğumu taşıyorsun. Sadece seninse vereyim, sen taşı. Doğurduktan sonra lütfen. Doğurana kadar da benim dediğim gibi olacak. Ben burada iyiyim. Hiçbir yere gitmeye de niyetim yok. Ebru. Ne yaparsın? Beni mi öldürürsün? Hayatını zindan ederim. Akıllı ol. Sanki zindandan farklı.
Sen zindan görmemişsin ama görürsün. Şu kadar kaldı. Ne yaptın kızım? İskender numara yapıyor baba. Konuştu mu seninle? Konuşmadı. Ama bence numara yapıyor. Nereden anladın? Ben onun bakışlarını sanıyorum. Polat'ın sana borcu var. Zaten bu sıkıntıya onun yüzünden girdin. Kızım ben Polat'a sığınırsam itibarım iki paralık olur. Şu an önemli olan itibarın değil, canın. İtibarı geri alırız. Canını alamayız. Ayrıca Polat'a bizi koru demeyeceğiz. İskender'in iyileştiğini ve planları olduğunu söyleyeceğiz. Buyurun Davut Bey. Seninle görüşmem lazım. Sizi dinliyorum. Yüz yüze görüşmem lazım. Şimdi işim var. Ben ofise geçerken size haber vereyim. Bekliyorum. Sayın Fellerle görüşmek istiyorum. Ajanın kim olduğunu öğrendim. Nedir durum? Dün gece bahsettiğin çocuğu örgüt infaz etmiş. İstihbaratın üstüne bırakmak için arkadaşını şahit tutmuşlar. Emin miyiz? Evet. Burada kim var? Adem'in bağlı olduğu ekip. Üstleri Deniz Kodatlı, Yılmaz... Yılmaz Sorun. Kaç kişi var içeride? Usta, bizim tespit ettiğimiz 10 kişi var. Yaşları kaç? Usta, bunlar büyük. Mümkünse kimseyi öldürmeyin. Soracaklarımız var. Nasıl olacak? Hepsi silahlı. Mümkünse dedim zaten Ünsal Bey. Arkada ne var? Arkada çıkış var usta. Önden siz girin Ünsal Bey. Biz arkadan toplayalım. Anlaştık. İçeriden tek bir örgüt elemanı sağ çıkmayacak. Anlaşıldı mı?
Anlaşıldı efendim. Usta biz arkayı niye tutuyoruz ki? Kafadan içeri dalsaydık. Bakalım kaç kişi sağ kalacak Memati. Ünsal'la ilgili bir sıkıntın var usta. Birazdan var mı yok mu belli olur Memati. Alışveriş merkezini yakacağız. Başkanım, halkımızdan bir sürü insan orada çalışıyor. Yangın başlayınca kaçarlar. Halkımızın köleleştirilmişleri kaçmayı iyi bilir. Başkanım, kumaşların olduğu kat tutuşursa hiç kimse kaçamaz. Yangın merdiveni de yok. Yangın merdiveni olmayan alışveriş merkezinin ruhsatını ben mi verdim ki bunu ben düşüneyim? Ne yapıyorsun sen Ünsal? Ateş etmek zorunda kaldım. Her yerde adamlarım var. Adam teslim olmuş. Ne demek vurmak zorunda kaldım? Üstümde bomba var dedi. Yalan söylüyorsun. Herkes nerede? Ben sana dedim kimse yoktur diye. Olsun, oturalım. Sultan olsaydı bize çay verirdi. Sultan yoksa sen getir. Abdüley sen hakikaten iyileşmişsin. Bir insan bu kadar mı duygusuz olur? İnsan eski kız arkadaşıyla ilgili böyle mi tepki verir? Ne yapacaktım ya? Sultanın eski kocasının adı neydi? Hatırlamıyor musun?
En son hatırlamak isteyeceğim şey birinin eskisidir. Yok yok. Duvar Abdüle geri gelmiş. Sana niye yalan söyleyeyim ki? Ben sana adamlar mümkünse ölmesin dedim. Adamın üstünde bomba vardı. Ne yani? Bu riski sen olsan göze alır mıydın? Bomba momba yok. Adamlara baskın yapmışsın. Üstüne bomba giyip seni mi bekleyecek? El bombası diye bir şey duydun mu? Ünsal, senin amacın ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Görevimi yapmaya çalışıyorum. Hadi görevinin ne olduğunu söyle de onu da öğrenmek zorunda kalmayayım. Polat Alemdar, kimse bana görevimi öğretemez. Hem terörün içine girmeyeceksin, hem de bana ne yapacağımı söyleyeceksin. Metodumu beğenmiyor musun? Buyur, kendi metodunu uygula. Ünsal, çevirdiğin haltın farkındayım. Aklın sıra beni bu işlere çekmek istiyorsun. Ben de senin aklına uyup girerim ama temizliğe ilk senden başlarım. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben tehdit etmem. Pişman ederim. Anandan doğduğuna pişman ederim. Memati abi, Polat abi yanına birini almış. O kim? Ne yapacaksın Eren? Ne gizem yapıyorsun abi? Kayınçon mu? Ne kayınçosu lan? E kim o zaman? Usta bulmuş işte birini. Demek Abdülay yok olunca hemen yerine yeni bir fedai buldu abi. Erhan, ben de senin yokluğunda mı geldim? Estağfurullah abi. Benim yokluğumu bir kişi doldurabilir mi? Memati abi, bakın uyarması benden. Burada ciddi bir güvenlik zafiyeti var. Madem abi yeni fedaiye çok güveniyor, getirsin buranın başına koysun. Niye? Çünkü buraya girmek, gece kulübüne girmekten daha kolay. Elini sallayan giriyor. Girsin Erhan, girsin. Mesele buraya girmek değil. Mesele buradan çıkmak. Abicim, niye bu kadar eleştiriye kapalısın? Yani yanlış bir şey mi söylüyorum? Allah korusun, biri gelse burada hepimizin kafasına sıksa? Kim nereye sıkıyor? Vay! Abdüley sağlara dönmüş. Artık kim istiyorsa gelsin. Kara Murat'la fedaisi geldi. Sultan Mehmet'le fedaisi diyecektin değil mi? Sizin burada ne işiniz var? İstemiyorsan gideyim abi. Hastanede biraz daha dinlensen daha iyi olur Abdüley. Abi durmuyor ki. Benim bir şeyim yok abi. Davut Tataroğlu gelecek Bulut. Sen istersen ortalarda görünme. Hazır gelmişken usta, ben şu işi bitireyim ha. İstersen bir daha da ortada görünmem. Benim mekanıma gelenin canı da, malı da, namusu da bana emanettir. Kimse bir şey yapamaz.
Ben çıkıyorum kızım. Polat aradı mı? Aradı. Ben de geliyorum baba. Senin ne işin var İnci? Ben de konuşacağım. Başka zaman konuşursun. Baba, Polat benim yanımda sana olumsuz bir şey söylemez. Usta ne çıkar bilmiyorum ama ben Zaza'ya mesajı ilettim. Davut Bey çıkmış, yoldaymış abi. Gelince haber verin. Tamam abi. Birader, daha önce ne yapıyordun? Bir şey yapmıyordum. Ağzımız sıkı yani. Bak, burada karayas var. Karayasın yanına ne gelirse gelsin, önemi yoktur. Kazım, sen alınma. Ondan sonra usta. Geldiler mi? Yok abi. Tamam Cahit. Sen arabayı hazırla. Tamam. Ne iş usta? Çıkmamız lazım Memati. Davut'u erken yollayacağız. Bir şey mi oldu? Feller'in yanına adamımızı yolladım. Yoldaymış. Usta ara Davut'u, iptal edelim o zaman. Gelmek üzeredir zaten. Gelsin diyeceğini desin. Hem de Feller kendini güvende hissetsin. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurun. Siz burada kalın. Sen şuraya geç. Sen de burada bekle. Siz mutfağa geçin. Tamam abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun.